Abi memnun mu işinden? Evet. En azından bana öyle söylüyor. Çok çalışkan. Her gün biraz daha yakından tanıdıkça daha da çok seviyorum onu. Yusuf abim bambaşkadır. Ben de bir güzellik salonunda iş buldum. Türk sahipleri. Ya hadi bakalım hayırlısı. Seneler önce kursa gitmiştim. Sertifikam var. Belgelerim bir çıksın. Hemen gidip başlayacağım. Ne iş yapacaksın orada? Cilt bakımı, masaj. Sadece hanımlara. Hayırlısı olsun. Annene doktorun dediğini desene Menekşe. Menekşe evde devam edebilirmiş tedaviye. Zaten burada onu zorla tutan yok ki. Kendi isteğimize geldik. Ne zaman istersek çıkarız. Öyle değil mi? Evet. Ama o eve gitmek istemiyorum. Bakarız bir çaresine kızım. Bizde kalırsınız. Halil de bakıyordu başka bir ev zaten. Halil'i göremedim daha. Şirketten çağırdılar. Apar topar gitti. Bak aramadı hala. Telefon da kapalı. Kadir de gelmedi bugün. Ya onu da işe çağırdılar herhalde. Bir telefon geldi, aceleyle çıktı. Bir şey mi oldu? Allah aşkına söyleyin, bir şey oldu da bana mı söylemiyorsunuz? Vallahi bir şey oldu yok kızım. Bak yemin ediyorum. Ya sen de durup dururken üzüyorsun kendini. Hah, Halil. Gördün mü, bak aradı işte. Alo canım. Kusura bakma Menekşe ya, çok yoğundum, arayamadım. İyi misin bir tanem? Ben iyiyim de seni merak ettim. Şimdi açtım telefonumu işte, hemen seni aradım. İyiyim iyiyim. Doktorla konuştuk uzun uzun. Şimdi Lale geldi annemlerle. Halil'le konuşunca hemen yüzü güldü bak. Hep gülsün inşallah. Bitti mi işin? Ne zaman geliyorsun? Ben biraz daha buradayım. Doktor artık burada kalmana gerek yok. İstediğin zaman çıkabilirsin dedi. Öyle mi? Ha, çıkmak istiyor musun? Evet. Ha iyi tamam. Ben ev bakıyorum. İşte o evi satılığa çıkardım. Teşekkür ederim. Şimdi bir yer bulana kadar güzel bir otele çıkalım diyeceğim ama yalnız da kalmanı istemiyorum ya. Annemlerde kalabiliriz bir süre. Hah bak o olur. En azından işteyken benim de aklım kalmaz. Annemi tamam istiyorum. Tamam ama abicim. Anneme götürün. Gireceğiz ama Şebnem. Tamam gireceğiz. Tamam. Tamam abicim tamam şimdi konuşacağız. Şimdi gireceğiz içeri, doktor izin verince gireceğiz içeri. Ağlama öyle, çirkin kız oluyorsun ya. Bak annem böyle görmesin seni ha. Annemi istiyorum. Tamam işte doktor çıksın gireceğiz. Bana ne, annemi istiyorum. Tamam gireceğiz diyorum ya. Aşkım şimdi kapatıyorum. İşim biter bitmez geleceğim yanına. Tamam çok öptüm. Ben de seni. Annemi istiyorum. Saçlarını kokladım, güzel ellerini öptüm canım. Görüşürüz. Selam herkese. Bak şimdi istiyorum. Doktor çıkacak, şimdi gireceğiz işte. Annemi istiyorum. Şebnemciğim. Baba. 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 Dur. Mustafa bırak kızı. Ağlama kızım. Baban yanında. Dur şurada bir şey var. Çekil sen git. Komiserim. Şebnem annesinin yanına girsin biraz. Lütfen. Hadi koş. Hadi. Anne. Anne. Kızım. Yavrum. Canın acıyor mu? İyiyim ben güzelim. İyiyim. Anne, babam niye öyle yaptı? İyileşince her şeyi anlatacağım sana. Bu çocuğun bir sosyal kuruma yerleştirilmesi gerekiyor. Şebnem, eğer bir kuruma yerleştirilirse büyük bir boşluğa düşer. Kimseye güveni kalmadı. Babası zannettiği adam kalktı annesini vurdu. Bir de annesinden ayrı kalırsa toparlanması çok zor. Aslında üç seçenek var.
Ya annesiyle birlikte hapishaneye gidecek. Unutun bunu. Ya bir sosyal kuruma yerleştirilecek. Başka? Ya da ailesinden biri vasi tayin edilecek. Çocuk da onun yanında kalacak. Vasisi ben olamaz mıyım? Komiserim, hiç olmazsa karar kesinleşene kadar bizim yanımızda kalsın. Bunun için bir izin çıkarmaya çalışacağım. Teşekkürler komiserim. Sen sakın ağlama. Emi benim bir tanem. Sen ağlarsan ben kolay iyileşemem. Sen gelme. Şebnem? Niye öyle yapıyorsun kızım? Babamı o kaçırttı. O kötülük yaptı. Hayır. Halil abi bizi korumak için geldi. Ben aradım gelsin diye. Babamdan mı korudu bizi? Şebnem, bak sen benim lafımı dinle. Çıkınca, iyileşince her şeyi anlatacağım sana. Ama şunu bil. Halil abi bizi kurtarmaya geldi. O bize kötülük yapmadı. Baban ona yaptı. Senin durumun belli olana kadar Şebnem bizim yanımızda kalacak. Öyle mi? Ne güzel bak. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Şebnem için. Başka kimse için değil. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu odaya ziyaret yasak. Çıkalım lütfen. Çıkıyoruz şimdi. Hadi gel gidelim. Gidelim de annen dinlensin. Halil abiyi de Kadir abiyi de üzme. Emi benim tatlım. Çabuk iyileş anne. Tamam. Gel. Hop. Yine görmeye gelelim. Olur. Sapmadın. Nereye gidiyorsun? Önce Menekşe'ye uğrayalım. Şimdi Menekşe de öğrenecek. Doktorla konuşurum. Ne yapmamız gerektiğini öğreniriz. Annemler de bilmiyor olanları. Bir de şimdi bu çıktı başımıza. Ne aldın yanımıza sanki? Bu çocuğun ne günahı var ki? Yalnız kalmasın. Annesinin babasının günahını bu çocuk çekmesin. Babasız büyümek yeterince zor. Bunu benden iyi kimse bilemez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.